Hadi yakınsama ile ilgili bir test daha görelim. Bu testin adı değişen seriler testi. Evet, bu videoda size değişen seriler testinden bahsedeceğim ve bunu daha iyi anlamanız için gerçek bir seri üzerinde nasıl uygulandığını da göstereceğim. Elimizde sonsuz bir seri olduğunu düşünelim. N eşittir k'dan sonsuza kadar a alt indis n. A alt indis n yerine de eksi 1 üzeri n çarpı b alt indis n ya da eksi 1 üzeri n artı 1 çarpı b alt indis n yazabildiğimizi varsayalım. B alt indis n'in bahsi geçen tüm n'ler için sıfırdan büyük ya da eşit olduğunu da hemen ekleyeyim. Buradaki n tam sayıları k'dan büyük ya da eşit. Bunların hepsi eğer doğruysa, bu arada iki şey daha biliyoruz. Bunların birincisi limit n sonsuza giderken b alt indis n'in sıfıra eşit olduğu, ikincisi de b alt indis n'in azalan bir dizi olduğu. Buna bağlı olarak orijinal sonsuz serinin yakınsadığını söyleyebiliriz. Tüm bu söylediklerim ve yazdıklarımın şu anda son derece soyut göründüklerinin farkındayım. Videonun başında da söylediğim gibi daha iyi anlaşılması adına şimdi bunu gerçek bir seriye uygulayacağız. Diyelim ki elimizde n eşittir 1'den sonsuza kadar eksi 1 üzeri n bölü n serisi olsun. Seriyi açık şekilde yazacak olur isek, n 1'e eşit olduğunda bu eksi 1 üzeri 1 bölü 1'e eşit olacak. Bir saniye, işleri biraz daha ilginç hale getirmek istiyorum. Bunu eksi 1 üzeri n artı 1 yapalım. Evet, şimdi n 1 iken eksi 1'in karesi bölü 1'den 1'e eşit olur. N 2 iken eksi 1 üzeri 3 yani eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 artı eksi şeklinde devam edecek. Şimdi bana bu alt indis n'i bu şekilde yazıp yazamayacağımızı söyleyebilir misiniz? Tabii ki de. Eksi 1 üzeri n artı 1'i az önce ifade ettik. Hemen yazıyorum. A alt indis n'i yani eksi 1 üzeri n artı 1 bölü n'i eksi 1 üzeri n artı 1 çarpı 1 bölü n olarak yazabiliriz, öyle değil mi? Bu durumda bu da b alt indis n olur. Evet, b alt indis n. B alt indis n'in bahsi geçen tüm n'ler için sıfırdan büyük ya da eşit olup olmadığına bakalım. B alt indis n 1 bölü n'e eşit ve bunun n'in tüm pozitif değerleri için pozitif bir değer alacağını biliyoruz. Peki n sonsuza giderken B alt indis n'in limiti nedir? N sonsuza giderken 1 bölü n'in limiti sıfırdır, öyle değil mi? Bu koşulu da sağladık ve bu azalan bir dizidir, değil mi? N'in değeri büyüdükçe paydanın değeri artar, yani kesrin değeri azalır. Evet, 1 bölü n azalan bir dizidir. Bu koşulu da sağladık. Bunun her zaman sıfırdan büyük ya da eşit olduğunu da biliyoruz. N sonsuza giderken 1 bölü n'in limitinin 0 olduğunu ve 1 bölü n'in azalan bir dizi olduğunu da. Bu durumda orijinal serinin yakınsadığını söyleyebiliriz. Yani n eşittir 1'den sonsuza kadar eksi 1 üzeri n artı 1 bölü n yakınsar. Ve bu biraz ilginç değil mi? Neden diyecek olursanız, bunların yani bu terimlerin hepsi pozitif olduğunda bir harmonik seri elde ederiz ve bu seri yakınsamaz. Fakat araya negatifler girince bu serinin yakınsadığını gördük. Bu serinin yakınsadığını farklı teknikler kullanarak da ispatlayabiliriz. Eğer zamanımız varsa örneğin limit karşılaştırma testini yapabiliriz. Merak ediyorsanız bunu da yapayım. Gördüğünüz gibi bu son derece faydalı bir yöntem. Iraksama testine benziyor diye düşünebilirsiniz. Ama ıraksama testini bir şeyin ıraksadığını göstermek için kullanırız. Terimlerin limitleri sıfıra yaklaşmıyorsa serinin ıraksadığını söyleyebiliyorduk, öyle değil mi? Ama az önce söylediğim gibi bu teknik faydalıdır çünkü bir serinin yakınsayıp yakınsamadığını bulmak için kullanılır. Bu arada değişen seriler testini geçemeyen bir seri ıraksak bir seri olmayabilir. Demek istediğim, testi geçemediğinde yakınsadığını ispatlamak için değişen seriler testini kullanamayacağımızı anlarız. O kadar.